Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri adımlarınızı hac ve sevapları ihsan eylesin. Allah Teala buraya attığınız adımları cennetine atacağınız adımlarla tebdil eylesin. Amin. Cehenneme gidecek adımlarınızdan iptal eylesin. Dünyada ilim meclislerini dolduranları Allah da cennete dolduracak. Allah cennette böylece buluşmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Huzur meclisi ilmin eftalü min salati elf rakatin. Bir ilim meclisinde bulunmak 1000 rekat namazdan üstündür. Ve eftalü min iyadeti elfi merid. 1000 hastayı ziyaret etmekten üstündür. Ve her hafta böyle meclisler Ankara'mızda elhamdülillah muhtelif hocalar vesilesiyle, fakir vesilesiyle oluşuyor. Bunlara var ya öyle gayret göstermek lazım ki yani İslam'ın aynı bidayet zamanı gibi şu anda. Bu ilim meclisleri çünkü Ankara'da hakikaten çok durgun, unutulmuş. Yok yani birkaç sene öncesine baktığın zaman çok nadir böyle ufak tefek. Şimdi bir canlılık var. Aynı İslam'ın ilk zamanı gibi Mekke dönemindeki Müslümanların daha hayırlı olduğu gibi Medine dönemindeki Müslümanlardan öyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü. Ha hepsinden Allah razı olmuştur. Estağfirullah. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Öncekiler, sonrakiler, muhacir, ensar, iyilikte onlara tabi olanlar. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Hepsinden Allah razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Bu şekilde başımızın üstünde hiç asla sahabe arasında ayrım yapmıyoruz. Hepsi bizim ehli sünnete göre başımızın üstündedir. Ama Efendimiz buyuruyor ki Mekke dönemindeki yani fetihten önceki Müslümanlarla fetihten sonraki Müslümanlar da ayrıdır. Çünkü zor zamanda malını icabında terk etmek icap ederken, evlatlarını icabında terk etmek icap ederken, sevdiği memleketini, dükkanını bırakıp gitmesi gerekirken Allah için bırakıp da giden Müslümanlarla bolluk bereket içinde fetihten sonra, devlet kurulduktan sonraki Müslümanların durumu bir değil haliyle. O yüzden zorluk her zaman dereceyi arttırır. 2 rekat namaz kılan mı soğuk abdestle abdest alıp 2 rekat soğukta namaz kılmak zorunda kalan insanın namazı mı? İkisi de 2 rekat namaz kıldı ama aldıkları sevaplar farklı. O yüzden şimdi biz zor zamandayız. Bundan 500 sene önceki İslam'la bugünkü İslam bir değil. Yani haşa İslam değişmez. İslam bir de o günkü İslam'ı yaşamakla bugünkü İslam'ı yaşamak bir değil arkadaşlar. Bir değil kardeşler. Çünkü biz bugün çok daha donanımlı silahlarla karşı karşıyayız. O zamanlar devletler karşı karşıya gelecek de İki taraf birbirini vuracak da sen de bu taraftan vurdun vuruldun şehit oldun ve gazi oldun veya bir şey o ama yok. Şimdi öyle bir savaş veriyoruz ki savaş silahları hepimizin evlerinde bir tane de değil birkaç tane girmiş durumda. Çoluğumuzun çocuğumuzun elinde internetlerle televizyonlarla müthiş bir saldırı var. Şimdi bu zamanda savaş çok daha büyük. Nasıl savaşacaksın? Çocuğu engelleyemezsin. Kendini engelleyemiyorsun ki çocuğu engelleyesin. O yüzden ne yapmak lazım? Bunlara karşılık üretmek lazım. Bunun karşılığı ne olabilir? Senin çocuğun ekrana bakmak istiyorsa ekranda hayırlı şeyleri göstereceksin. Senin çocuğun eğlenceye gitmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyorsa, ne diyorlar ona? Etkinlik görmek istiyorsa senin çocuğun senin ilim meclislerinde görecek. Senin çocuğun sabah namazlarında görecek. Senin çocuğun seni böyle mübarek programlarda görecek ki benim sosyal aktivitem bu arkadaş diyecek bir süre sonra. İlk başta çocuk elbette ki seninle benimle aynı havaya bürünmeyebilir. İlk başta onu senin benim kabul ettiğim gibi kabul etmeyebilir. Ne yapacağız? Anlata anlata, tanıta tanıta, zorlamadan, güzellikle güzellikle ümmeti Muhammed'e adam yetiştireceğiz. Allah bize bunu nasip eylesin. Amin. İşte bugünkü mücadele çok daha büyük arkadaşlar. Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. Seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira.